Sevgili seyirciler, bugün 1989 tarihinde çıkarılan 3578 sayılı yasayla tekrar il olan Aksaray'a gidiyoruz. ...3268 metrelik Hasan Dağı'nın hemen yanında kurulu Aksaray, yılda 1 milyona yakın turist alıyor. Pandemi, kar, kış derken benim şehirlerime gitmeye bir ay ara vermiştik. Aksaray'dan başlamak, hem de bu kadar güzel haberlerle başlamak bizi çok mutlu etti. Bizi Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu karşılıyor. Sayın Valim, Sayın Bakanım. Ne kadar güzel sizi tekrar görmek buralarda. Şehri Süleyha Aksaray'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Siz de iyi misiniz? Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok güzel geçti. Yakın tabii. Bizim böyle bazı yolculuklarımız çok uzak oluyor. Bazı yolculuklarımız böyle yakın oluyor. Şunu da şöyle takarsam güzel oluyor. Evet, nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pandeminin aşılardan sonra etkileri azalmakta olduğundan karşılaşmalar daha da sıcak olmaya başladı. Biz de Ankara'dan da tanıdığım Sayın Valim'le bir kucaklaşalım dedik. Sayın Bakanım, burası tarihi bir bina. Öyle değil mi? Evet. Çok eski. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında olan bir bina. Koruma altında bir bina. 1923 yılında vilayet olarak kullanılmış. Daha sonra 33 yılında bura kazaya dönüştürülmüş, ilçeye. 1989 yılında il olunca tekrar burası valilik binası olarak kullanılıyor. Aksaray tipik bir Anadolu şehri. 11 bin yıllık da bir geçmişi var. Burada ya, elimizde şimdiye kadar görev yapmış valilerimizin fotoğrafları. Evet, yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Evet. Çok önemli görevler yapıyor. Ve burada hakikaten Türkiye'de önemli görev yapmış valilerimiz hep Aksaray'dan geçmiştir. Evet. Sayın Nasıl Bakanım, şöyle mi geçeriz? Şöyle Sayın Bakanım, şöyle karşılıklı. Değerli valim, sizin daha önce hizmet yaptığınız yerlerde ve beraber görev yaptığımız zamanlarda da hep hayırlı hizmetlerinizi görme imkanımız oldu. Şimdi biz değerli izleyicilerimiz için nereye geldik? Aksaray'ı bize bir anlatır mısınız? Sayın Bakanım, müsaade ederseniz ben yani sizinle ilgili benim kalbimde yer eden önemli bir şey anlatmak isterim. Şimdi siz bakanlık görevi bitince biz sizinle sohbet etmiştik. Siz o ara gerçekten bu kamu görevleri geçici görevler. Geliyoruz, bulunuyoruz, gidiyoruz hepimiz. Kalıcı olan sadece devlettir, millettir. Biz o zaman sizinle sohbet ederken siz kamuoyunda duyacağı şöyle bir cümle söylemiştiniz. Ya bizi göreve getirirken insanlar iyi de giderken kötü mü? Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Gelirken de teşekkür ederiz, giderken de teşekkür ederiz. Bu yaptığımız işler bir devlet görevi demiştiniz. Ben onu hiç unutmuyorum. Evet. Yani siz buraya geleceğinizi duyduğum anda da hemen bir geriye dönüş oldu. Sizi hep hayırla yad ettik. Bu millete, bu devlete yaptığınız hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum Sayın Bakanım. Hep beraber yaptık. Görelim. Aksaray, Sayın Bakanım, Aksaray dışarıdan bakıldığında büyük şehirlerin arasına sıkışmış küçük bir şehir gibi duruyor. Ama potansiyeli çok çok yukarıda bir şehir. Bazı şehirler var, tarımda çok iyi, bazıları sanayide çok iyi, bazı da turizmde çok iyi. Aksaray tarım şehri, halkının %80'i tarımla uğraşıyor. Şu anda 2021 verilerine göre Aksaray bitkisel üretimde Türkiye'de ikinci sırada. Türk ekonomisine 9 milyar liraya yakın bir katkı sağlıyor. 9 tane ürünü ilk 10 sırada. Mesela yonca'da Aksaray Türkiye'de birinci, tarımsakta üçüncü. Patateste 6., arpada 7., buğdayda 8., mısırda 9. Tarım anlamında çok potansiyeli yüksek bir şehir. Hı hı. Ama bu havzanın en önemli sıkıntılarından birisi yağışın az olması. Ayrıca Türkiye süt üretiminin yaklaşık %20'sini Aksaray karşılıyor Sayın Bakanım. Hı. Günde 1200 ton süt üretiliyor. Müthiş. 1200 ton süt üretiliyor. 1 milyon küçükbaş hayvan. 500 binde büyükbaş hayvanı var Aksaray. Biz burada bir proje yaptık. Bu projeyi aslında başlatan Tokat'tı. Sonra Sivas yaptı. Sonra da Aksaray, biz onları modelleyerek yaptık. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var diye bir proje başlattık. Bu küçükbaş hayvan yetiştirmek isteyen insanlara Ziraat Bankası'yla birlikte kredi verdik. 2 yıl ödemesiz, 5 yıl taksitle.
bu hayvanları alıp yetiştirdiklerinde biz bununla birlikte küçükbaş hayvan sayımızı 1,5 milyona o kadar oldu yani. Çıkarmaya bravo. Çalışıyoruz. İlk 3 sıradayız. Çok Türkiye'de iyi. Bu çok projeyi iyi. Yapan çok ilk 3 sıradayız. İkinci fazını da gelecek ay içerisinde yapacağız. Sanayide şu anda bizim Aksaray merkezdeki organize sanayi bölgemiz 12 milyon metrekarelik bir alan. Bugün itibariyle Sayın Bakanım doldu. Çok güzel. Evet. İşte bunları ben duyunca mutlu oluyorum. Aynen öyle. İhracat nasıl Aksaray'da? Şu anda ihracat, geçen yıl yaptığımız ihracat Aksaray bazında Cumhuriyet tarihinin rekoru kurdu. Evet. 1 milyar liraya yakın bir ihracatı var Aksaray'a. Çok güzel. De organize sanayimizde. Firmaların ismini vermeyeyim ama tabii mesela dünyada 80 ülkede, 50 evet. ülkede evet. ihracat yapan evet. firmalarımız var. Burada. Mesela burada 30 bin kot üretiliyor evet. günde. 1700 teker üreten, lastik teker evet. üreten bir firmamız var. Burada. Doğru. Buradan yetişmiş, şu anda başka şehirlerde sanayi ve ihracat faaliyetlerini yapan. Devam ettiren başka ülkelerde evet. çok değerli ortak arkadaşlarımız evet. da var. Evet. Bunlar tekstilde, konfeksiyonda, üstüne inşaatta dünya evet. markaları aynen haline öyle. Geldiler. Otomotivde Aksaray evet. aldı yürüdü. Evet. Ben çok açılışa gelmiştim evet. zamanında aynen burada öyle. Fabrikaları. Ve komşu çevre ülkelere ihracatta. Hakikaten harika bir yer Aksaray. Hem yani, bir merkez. 12 milyon metrekare alan doldu. Türkiye'de ilk kez 7 ilçesinin 3'üne organize sanayi bölgesi açan il de Aksaray. Geçen hafta itibariyle bu 3 ilçemizde onayları geldi Sayın Çok Bakanım. Güzel. Eskil bizim tarımın %60'ını yapıyor. Orada tarım organize olacak. Çok üretmeye, çok çalışmaya çok gayret eden bir ilimiz. Bence izleyicilerimiz harika bir Aksaray profili aldılar. Bunun üstüne devam edebilmek için tabii daha burada ticari dokuya, sanayiye biraz girdik ama esas turizmini, kültürünü evet. falan da sizlerle beraber bugün göreceğiz. Aksaray 11 bin yıllık bir tarihi var. İlk beyin ameliyatının olduğu yerde dünyada Aksaray, Aşıklıhöyük. Zaten o beyin de şu anda bizim Aksaray Müzemizde muhafaza ediliyor. Burası o kadar ilginç bir yer ki bütün tarihi dokuları çok sağlam bir şekilde muhafaza ediyor. Harika. Evet. Bizim izleyicilerimiz gördüklerine inanıyorlar. Dinliyorlar ama diyorlar ki yani nedir bir bakalım. Hadi buyurun o zaman evet, beraber evet, görelim. Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz. Gerek tarihimizde, gerek edebiyatımızda kültür ve sanat olarak baktığımız zaman son derece emsalsiz şairlerimizden Yunus Emre'nin. Gönlüm düştü bir sevdaya, gel gör beni aşk neyledi. Başım vurdum kavgaya, gel gör beni aşk neyledi. İlahi aşkı da, yeryüzü aşkını da temsil eden çok güzel bir dörtlük. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Sonucu Baba Türbemizin marketini evet. size takdim ediyoruz. Çok teşekkür Bakınca ederiz. Bakınca Aksaray'ı ve tamam inşallah bize geldiğiniz zaman bizim ofiste de bunu göreceksiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Tarım ve hayvancılıkta köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi. Aksaray'da kendisini tam göstermiş. Sayın Valim'in anlattıkları beni gerçekten çok mutlu etti. Aksaray sadece tarım ve süt konusunda gelişmiş değil, sanayide de kendisini kanıtlamış durumda. Kendi kendine yeten şehir olma ve sürdürülebilir sürekliliğe Sayın Valim çok ciddi destek vermekte. Bu da üretim ve ihracat demek. 12 milyon metrekarelik organize sanayi bölgesinin tam olarak dolmuş olması işsizliği neredeyse yok etmek demek. Sayın Bakan, burası bu bina Cumhuriyet ilan edildiğinde il binası olarak yanındaki bina ve bu bina. Çok daha güzel. Sonra 1920 ile 33 yılları arasında il vilayet binası olarak oluyor. Sonra bura ilçeye dönüşünce 89'da tekrar burayı vilayet evet. binası yapılıyor. Çok yani muhteşem. Yani meydanı da böyle muhafaza edebilmek evet. de kolay değil. Güvercinlerimiz de evet. burada, insanlarımız gelip yem veriyor. Şimdi buradan yürüyerek tarihi Ulu Cami'ye evet. beraber gideceğiz. Ulu Camilerin yapımında Osmanlı'nın o büyük muhteşem ihtişamı falan var. Ama bazı yerlerde de çok sade ilk kuruluş dönemlerinde falan. Ondan sonra yavaş yavaş nereye gitsek Anadolu'nun önemli şehirlerinin hepsinde bir ulu cami yapılmış. Karamanlı oğulları zamanında yapılan bir cami burası. Restore edildi, aslına uygun. Şimdi de Sayın Valim'le şehri dolaşalım dedik. İlk uğrağımız bir taksi durağı. Aksaray halkı Sayın Valim'i hem tanıyor hem de çok seviyor. Evine bile yürüyerek gidip gelen, taksi durağında esnafla birlikte menemen yiyen Hamza Valim çoktan Aksaraylı olmuş bile.
mı? Selamun aleyküm. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne var ne yok? Ya arkadaş bana sayın valim dedi ki ben durağa gideceğiz dedi. Şimdi de ya, yolda anlattı. Menemeniniz çok meşhurmuş. Mutfağa gidiyoruz. Biz ama sağ olsun biz güzel bir kahvaltı yaptık. Teşekkür ederiz. Onu başka zaman alalım. Tamam mı? Peki. O zaman bir çay içelim. Buyurun. Evet buyurun. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Aksaray'da kaç taksi var? 160 arasında. 160, evet. Yetiyor mu? Yeter de sayılmıyor. Kaçta açılıyor taksimetre? Taksimetre şu anda 9'dum. 7 açılmış, 9 attım. Peki. Yeni ayarlandı o zaman. Yeni ayarlandı. Tamam. Memnun musunuz? Çok şükür. Yani. Kurtarıyor mu mazotu? Şu anda mazotlu mu? Mazotlu musunuz, gazlı mazot, mısınız? Gazlı. Karışık mısınız? Peki. Menemeniniz çok meşhurmuş. Evet. Onu duyduk ama çok sağlam kahvaltı yaptığımız için şey, hani yer yok. Böyle yoksa hiç ben böyle yerim yani. Gelirim yerim. Evet, hiç inşallah. Sormam size yani. Sayın Bakanım, şahsi olarak söylüyorum. Aksaray'ımıza bugüne kadar gelmiş geçmiş en güzel valim. Sağ olun. Yani sizden gerçekten söylüyorum bunu. Allah razı olsun. Valimiz var diye demiyorum. Yani canı gönülden diyorum. Hakikaten Aksaray'ımıza gelmiş geçmiş en güzel valimiz. Almayın bizden yeter. Sayın Bakanım, menemene geldiğimizden söylüyorum. Yemediğimiz için. 2021 yılında 1 milyon turist geldi Aksaray'a. Biz de Mustafa Bey Kültür Müdürümüzle beraber dedik ki bu taksicilerimize genellikle şehirde yaşayanlar şehri aslında bilmiyor. Hmm. Her yerin kaderidir belki de bu. Tamam. Aksaray'a şöyle güzel bir sunumla arkadaşlarımıza bir 10 dakika 15 dakika anlatalım. Tamam. Onlar da taksilerine binen kişilere bunları anlatsınlar. Çok diye. İyi düşünmüşsünüz. Yani geçenki rakamımız 1 milyon. Biz bunu işte 2 milyona çıkarmak için şehirdeki bütün dinamiklerle beraber çalışıyoruz. Burada 2 gün, 3 gün konaklayabilirsiniz. Çünkü gezecek çok yer var. Sultanahmet Kervansarayı var, Tuz Gölü var, flamingolar var. Yani Aksaray kültür ve turizmde de çeşitlilik anlamında güzel bir şehir. Yazın turist sezonu geldiği zaman tabii biraz daha yüzünüz tabii, gülüyor değil mi? Almancınız çok. Evet. Sayın Bakanım motorla mı geldiniz? Evet, motorla geldim. Ben taksiye binmiyorum kardeşim. Ben motor kullanıyorum. Valim de yürüyerek gidiyor. Tamam. Bizden size bir şey yok. Ona göre. Şimdi de Anadolu'da bir başka ulu camiye gidiyoruz. Bu caminin özelliği Selçuklu döneminde herhangi bir kiliseden çevrilmiş değil, doğrudan cami olarak yapılmış olması. Sayın Bakanım, burası 1400'lü yıllarda Karamanoğlu burayı tekrar orijinali gibi yaptığı için caminin ismi de Karamanoğlu Ulu Cami diye geçiyor. 2010 yılında biraz kayma olduğu için restore de edildi bu cami. Ama Aksaray'ın şaheser camilerinden birisi evet. Burası. Sayın Bakanım, burası orijinal cami. Hiçbir evet. şekilde dönüştürme falan yok. Çok güzel. Yani bir kiliseden vesaire değil. Bu değil. Kendi kendine. Evet. 1150 mi? Bir anlatır mısınız? Evet. Yani bu ne dönemde? Selçuklu döneminin ilk başlangıcı herhalde değil mi? O dönemde yapılmış bir cami. Evet. 1071 Malazgirt'ten evet. sonraki süreçte zaten Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinden sonra Aksaray'da Anadolu Selçuklu'nun önemli vilayetlerinden birisi oluyor. İzdik'ten sonra Haçlı seferleriyle Konya merkezi oluyor. Ve Konya'nın hemen yanında Aksaray. Göz kamaştıran mimari ehemmiyetiyle öne çıkan şehirlerden birisi oluyor. İşte Sultan 1. Mesud'un eseridir. Sonra oğlu 2. Kırıcı Arslan bunu devam ettiriyor, tamamlıyor. Efendim şurada görmüş olduğunuz minber çok özel bir minberdir. Abonuz ağacından yapılmış bu minber. O ne zaman yapılmış minber? Yine bu da 12. yüzyılın ortaları. Yine öyle yani eski 1150, yani. 1150 çünkü minberde Alaaddin Camii'nde de Konya'da bunun var. Bir örneği var ama efendim Yine bir şifre var. Bizim minberlerde, ben ulu camilerde evet. gördüğüm minberlerde bir gezegen, güneş doğuşu, batışı. Bu şekilde devam ederek burada hem Sultan Mesud'un hem de Sultan II. Kırıcı Arslan'ın övgüsü var. Efendim bu kapı kanatları evet. şu anda Ankara Etnografya Müzesi'nde. Bu yurt dışına maalesef geçmiş dönemlerde. Evet. Ama bu ülkemiz, Kültür Turizm Bakanlığımız bu kapı kanatlarını şu anda Ankara'ya getirdi. Ama bu
tıpatıp aynısı imitasyonu yapılmış. Güzel. Buraya takılan bu ama bunun orijinali. Şunlar tamamıyla orijinal. Yalnızca kapı kanatlarımız orijinale benzetilerek. Burada yapılmış. Ne yazıyor? Yani Sultan Mesut döneminde yapılan önemli işleri mi anlatıyor? Ne yapıyor? Burada Sultan Mesud'un ve Sultan II. Kırcaslan'ın Selçukluların hükümdarı olduğunu genel özelliklerini anlatıyor. Şahinşah'tır, pehlivandır. Aynen. Bu şekilde övgüsü vardır. Ama şu kısımda Ayetül Kürsi var, Bakara suresi var. Zaten burada besmele ile zaten görüyorsunuz efendim. Besmele ile başlıyor. Bakara suresinin 255 ve 256. ayetleri. Ayetül Kürsi burada var ama öbür tarafta da Fetih suresi var. Hmm. Fetih suresinin 6 ayetini şu kısımda görüyoruz. Yukarıdan başlıyor efendim. Birinci kısım geliyor. Bitiyor, buradan devam ediyor. Fetih suresinin 6 ayetini buraya işlemişler. Bu minberi ve bu camiyi yapan Müştekin Cemali de kendisini en aşağı atmış. O kadar tevazu gösteriyor ki. Diyor ki bu minberin ve bu caminin mimarı Müştekin Cemali Efendi. Allah onun hayır ve hasenatını daim eylesin diye. Bunu da buraya atıyor. Yani yukarıda bir yere değil de böyle kendisini de buraya atıyor. Gizliyorlar. Evet. Tevazu gösteriyor. Tevazu'nun eseri tabii. Çok bu da efendim çivi kullanılmadan. Geçme değil mi? Birbirine geçmesi sebebiyle. Bakın burada çivi yok. Hiçbir şekilde geçme. Şu şeyi nasıl sağlıyorlar? Denge taşı falan koymamışlar değil mi? Denge taşı şurada efendim. Var mı o dönemde daha? Şu kısımda kullanılmış. Caminin kaymasıyla ilgili problemi onunla çözmeye çalışıyorlar. Burası bir tepelik alana kurulmuş efendim. Aslına bakarsanız burası bir Bizans şehri bizden önce. Ve caminin bulunduğu yerde bir büyük mabetin olduğu ifade edilir. Hatta bu caminin o mabetin kalıntıları, taşlarının bu caminin yapımında da kullanıldığı ifade edilir. Biz şu anda iç kalenin içerisindeyiz. Ve iç kalenin dış sürü Ulu Cami'nin dış duvarı olarak geçer. Ve burası yığma bir tepe. Burada geçmiş dönemde Bizans'ın da önemli bir şekilde burası Garsuara, Arkalais olarak geçiyor. Ama 2. Kılıç Arslan burayı Aksaray'a çeviriyor. Pırıl pırıl parlarmış Aksaray bu yaptırdığı mimari eserler, beyaz taşlardan saraylar. Peki taş nereden geliyor? Bu bölgenin Demirci bölgesinde, Nevşehir bölgesi bu bölgelerde Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanizmasının hem siyah renkli... Volkanik taş mıdır volkanik taş da var. Bu da, bu da bazalt mı yani taş yapısı? Tam bu bazalt değil. Bazalt Hasan Dağı bölgesinde daha yoğun ama diğer Demirci'dir ve diğer ilçelerimizde... Demirci diye bir beldemiz var Sayın Bakanım. Orada taş evler de çok güzel duruyor. İbadethanelerin ve kültürel eserlerin hep beyaz taştan yapılmasından dolayı Aksaray ismi geliyor. Bir de böyle bir saray var. Böyle, bu saraya istinadında Aksaray oluyor. Anladım. Peki çok teşekkür ederiz. On bin yıldan daha uzun süreli kalıntılara rastlanan, Hititler devrinde Garsaura adıyla anılan yerleşim, son Kapadokya kralı Arkelaus tarafından yeniden inşa edildi. Şehri yeniden inşa eden kralın adından dolayı kente Arkalais adı verildi. Çıkışta öğrencilerle karşılaşıyoruz. Aksaray Lisesi'nin müthiş mimarisi bizim ilgimizi çekerken biz de teneffüsteki öğrenciler tarafından fark edilince en çok sayıda sanatçıyla benim şehrim söyleme imkanını bulmuş olduk. Anlat bakalım ne yapıyorsunuz siz burada? Sayın Bakan, biz Kamer Demir Anadolu Lisesi ve Gençlik Merkezi ile ortak projeler yapıyoruz. Aksaray'ın kültürel, tarihi, yerlerini tanıtmak için Teknofest projelerimize bu yerlere yer vermek istiyoruz. Çekimlerimizi Ulu Cami, Mamasın Barajı, ondan sonra Ihlara Vadisi'ne çekmek istiyoruz yani. Heyecanımdan dolayı şu an konuşamıyorum, kusura bakmayın. Rahat ol, hiç heyecanlanma. Bizim yani hiç farkımız yok şu anda. Ben de sizler gibi, ben de geliyorum. Ben de buraları tanıtmaya çalışıyorum, siz de buraları tanıtmaya çalışıyorsunuz. Teknofest'le bu işin ne alakası var? Geleceğimizin nesillerine, tarihi, turistik, sanal gerçeklik gözüyle biz Ihlara Vadisi'ni yaşlı, yürüme zorluğu çeken vatandaşlarımıza Ihlara Vadisi'ni gezdirmek istiyoruz. Metaverse falan işlerine mi bakıyorsunuz biraz da böyle? Evet. Sanal gözlük takalım. Anlaştık. Gözüyle. Tamam. Şimdi onun için burada çekim yapacaksınız. Evet. Sonra bunları bilgisayar ortamında aktaracaksınız. Sanal ortam. Ve tamamıyla sanal ortamda 3 boyutlu görüntü vereceksiniz, öyle mi? Evet. Evet. Ne kadar zamanda bir mesela bu Ulu Cami'yi çekebileceksiniz? Zamanımız ne kadar yetişir, ne kadar yetişmez tahminimize göre 3 aylık bir zamanımız var. 3 ay? Evet, 3 ay. Soğukta da burada üşüyorsunuz. Bu zor bir işmiş. Vallahi tebrik ediyoruz sizi hakikaten.
Ama Sayın Valim bahsetti sizlerin yaptığı çalışmalardan. Gerçekten çok etkilendim. Bravo. Peki. Çok iyi yapıyorsunuz ama böyle ben sizi göndermem. Şöyle gelsin arkadaşlar. Hamza Valim, burası Aksaray'da hakikaten son derece önemli okullardan biri. Tarihi değeri olan bir binanın içerisindeyiz. Siz eski eğitimcisiniz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok önemli hizmetler verdiniz uzun seneler. Öğrenciler de bunu zaten biliyorlar. Hemen etrafımızı doldurdular. Neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Sayın Bakanım, Aksaray şehir olduğunda ikinci valimizin başlattığı, Yusuf Ziya Bey'in başlattığı ve bitirilen 1926 yılında bitirilen orijinal Selçuklu mimarisine uygun bir lisemiz bu. İnşallah bu lisemizi Ulu Cami'de gördüğünüz gibi, bizim valilik konağında gördüğünüz gibi, oradaki gibi güzel bir ışıklandırmasını yapacağız. Burası aynı zamanda koruma altında olan bir bina burası. Çok güzel. Aslında uygun bir şekilde. Onarımı da bir taraftan restorasyon yapılıyor. Şu anda yani 96 senelik bir yerdeyiz. Evet. Ve 96 sene önce burada öğrenciler yetişti. Şimdi bunlar de da Z kuşağı. Evet, yetişiyor. Z kuşağı bunlar. Bravo. Vay be. Bravo. Şimdi de yetişiyor. Benim şehrim Aksaray! Hep söylüyorum, Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu bir Türk yurdu yapmak ve yerleşikliğin sağlam temellerini atmak için hayatlarını bu yola adayan Anadolu erenlerini hepimizin bilmesi, tanıması lazım diye. İşte huzuruna vardığımız Somuncu Baba onlardan bir tanesi. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hamza Valim tekrar geldik. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, ne var ne yok? Sağ olun efendim. İyi misiniz, sağlık saati mi? Size sormak lazım. Biz dışarıdan bir gözlüğün Aksaray'ı nasıl gördüğü bizim için daha önemli Sayın Bakanım. Vallahi şu ana kadar çok güzel. Eminim değerli izleyicilerimiz de çok memnun kalmışlardır. Aslında hava da şansımıza bugün yardım etti bize. Bu kar buz de şu anda güneşli bir havadayız. Evet, gayet bu güzel. Sizden kaynaklanıyor herhalde. Sizden efendim, misafirlerimizden kaynaklandı. Şeyh Hamidi Veli diye geçiyor Somuncu Baba. Bursa, Malatya ve bura 1400'lerde buraya geliyor. Sonra buraya yerleşiyor ve 1412'de de burada vefat ediyor. İçeride bir türbeye defnedilmek istemiyor. Kendi öğrencileriyle beraber Ervah Kabristanı dediğimiz dışarıda evlatlarıyla, torunlarıyla, talebeleriyle birlikte buraya defnediliyor. Ve burası Somuncu Baba olarak biliniyor. Burada uygun görürseniz. Evet, tabii. Evet. Yusuf Hakiki Baba, onun torunu Sayın Bakanım. Burada aşağıda da çilehanemiz var. Çok önemli bir mekandayız. Çünkü aslında Osmanlı'nın o çıkışını yapan dönemin hocaları, velileri Aksaray'da yetişme. Evet. Somuncu Baba kendisinden sonra kimleri yetiştirdi? 1412 yılında vefat ediyor Aksaray'da. Onun talebesi Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli. Onun da şeyine, cenazesine geliyor. Evet. Ankara'dan burada cenaze namazına defilden sonra artık Hacı Bayram Veli ile bu silsile devam ediyor. Hacı Bayram Veli Ankara'nın da manevi mihmandarıdır. Oradan Edirne'ye. Evet. Edirne'de o zaman Osmanlı Devleti'nin o kuruluş evresinde Sultan Murat döneminde Akşemseddin gibi bir önemli deryayı yetiştiriyor. O sırada öğrencisi Hacı Bayram Veli de Edirne'ye gittiği zaman görevli olarak onu yetiştiriyor. Akşemseddin'i yetiştiriyor. Akşemseddin'in yoldaşı Murat ama onun evladı Sultan Mehmet. Dolayısıyla İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in hocası oluyor Akşemseddin. Evet. Yani bu fethe giden yolun ser halkası Somuncu Baba oluyor. Evet. Somuncu Baba Osmanlı kuruluş döneminde tasavvuf hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Osmanlı kuruluş felsefesini belirleyen o tasavvufu tohumlarını atan çok önemli bir isimdir. Evet. O aşağıdaki çilehanesinde de burada çok uzun zamanlar geçirmiş, tefekküre dalarmış. Evet efendim, Aksaray ömrünün son döneminde... Mesela Ervah Kabristanı var dünyada, üç yermiş. Birisi Aksaray'da Sayın Bakan, Ervah Kabristanı. Bilinen üç Ervah Kabristanı. Burası Evliya Çelebi şöyle anlatıyor efendim.
Burası Elvah'tır diyor. Buraya nice defa nur inmiştir. İrfan ehlinin başı, Şeyh Hamidi Veli, sonuncu baba olmak üzere 7000'den ziyade evliya vardır Aksaray'da. Kim ki burada canı gönülden bir dua etse, duası müteberdir diyor. Ve buranın manevi havasını Evliya Çelebi 1600 yıllarda anlatıyor. Evet. Aksaray'ın birçok noktasında bu şekilde manevi noktaları görebilirsiniz türbelerimizde. Şehrimiz Salih her şehir olarak da ifade ediliyor. Tarih kayıtlarında. Evet. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, çok güzel bir şehirde görev yapıyorsunuz ve biz de bu güzel insanları bir kez daha hayırla yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin, Allah rahmet eylesin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de Somuncu Baba Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Şimdi Horasan'dan kalkıyor, Kayseri'de doğuyor, Aksaray'da bütün bu ilmini burada herkese öğretmeye çalışıyor. Neden ismi Somuncu Baba? Efendim, kendisinin ismi normalde Hamit. Gençlik yılları, çocukluklarından sonra tahsilini alıyor ve en son Erdebil'den mezun oluyor. Artık kendisi seyri sülükünü tamamlıyor. Somuncu Baba unvanıyla alınmaya başlaması Bursa'da oluyor. Bursa'da değil mi? Bursa şehrinde oluyor. Kendisini gizliyor. Yani kendisinin manevi yönlerini ortaya dökmemeye çalışıyor. Çünkü Melami'dir kendisi. Melami ne demek? Bizim bir seyircilerimize anlatalım. Melamiler manevi alemdeki sırlarını ortaya dökmezler. Evet. Daha böyle kendi gizli, içinde tutar. Daha kendi içinde yaşarlar. Ama herkese iyilik yapmaya devam eder. İyilik yaparlar. O manevi hallerini gizlerler. Melami meşrep derler Türk insanlar. Evet. Şimdi buradan baştan alacak olursak çocukluk yılları doğduğu yer Kayseri. Kayseri evet. Burası sonra Kayseri. Aksaray'a Mahmut Mezdekani'yi... Yavaş yavaş şöyle gösterelim. İlk eğitimin babasından alıyor. Babası da fırıncı. Evet. Ve Somuncu Baba'nın Aksaray'a ilk geldiğinde Mahmut Mezdekani'den dersler alıyor. Ve Aksaray'da evliliğini yapıyor. Sonrasında... Babası bir fırıncı. Fırıncı ve aynı zamanda... Kendisi de fırıncılık biliyor. Fırıncılık Somuncu mesleği. Oradan mı geliyor? Tabii oradan başlıyor. Çünkü... Küçük yaştan itibaren aile mesleği olarak budur. Kafamda. Burada seyri sülükünü tamamlıyor. Hocası Sadreddin Erdebili'den icazetini alıyor. Ve hocası diyor ki Hamit seni tekrar Rum'a görevlendiriyoruz Anadolu'ya. Diyarı Rum'a geliyor. Diyarı Rum'a gelecek ve burada artık Hacı Bayram'la karşılaşması var. Numan isminde bir Ankara'da büyük bir müderris var. Ancak manevi yönden bir arayış içerisinde. Bunun da Somuncu Baba'ya işaret ediliyor. Numan'ı. La karşılaşmaları oluyor. Numan bir bayram günü Somuncu Baba ile karşılaştığı için Şeyh Hamidi Veli ile diyor ki gönlümüze bayram sevinci getirdim. Çifte bayramı yaşadık. Senin ismin Numan değil bayram olsun. Bayram olsun. Hacı Bayram'a dönmesinin ilk adımı bu. Bundan sonra artık Hacı Bayram Somuncu Baba'nın eteğinden ayrılmıyor ve beraber Bursa'ya geliyorlar. Evet. Bursa'da kendilerini gizleyerek bir fırın kuruyorlar. Fırında ekmek satıyorlar. Bütün Bursalılar ekmekçi koca. Somuncu Baba olarak biliyor, somunlar müminler, somunlar müminler diye bu Bursa'da bu şekilde biliniyor. 1396 yılında Nibolu Zafaşı kazanılınca Sultan Yıldırım Bayezid bunun nişanesi olarak Ulu Camii yaptırıyor Bursa'ya. Evet. Burada bu ekmek dağıtımını bütün işçilere herkes bereketli olmuş, kokusu farklı olmuş Somuncu Baba'nın ekmeğinin. Değil mi? Ve onun sırrını ilk Bursa'da çözen Emir Sultan'dır. Emir Sultan bir gün fırına varıyor elinde güveçle beraber. Bakıyor ki şeyde fırında ateş yok. Ateş yok. Ancak diyor ki Somuncu Baba evladım sen fırına güveci sür. Sonrasında sohbet muhabbet esnasında fırından pişmiş şekilde güveci kendisine verince Emir Sultan eline kapanıyor ve elini yapıyor Somuncu Baba'nın. Diyor ki bu gönül ısısıyla pişmiş bir yemek ve o da diyor ki sırrımızı kimseye ifşa etme. Bundan sonra sohbetleri üçlü yapalım. Hacı Bayram, Emir Sultan, Somuncu Baba. Ha. Somuncu Baba'nın sırrının net olarak ortaya çıktığı yer Bursa Ulu Camii'nin açılışıdır. Bir cuma gününe denk getiriliyor ve Sultan Yıldırım Bayezid Emir Sultan'a diyor ki bu Bursa şehrimizin en önemli alim kişisi sensin. Ulu Camii'mizin açılışını, cuma hutbesini sen ver Emir Sultan diyor. Hı hı. Ancak Emir Sultan burada sırrı söylemek zorunda kendisini mecbur ettiği hissediyor. Diyor ki devrim kutbu Bursa'mızda varken bu bana düşmez. Somuncu Baba'dır bu kişi. Bayezid, Yıldırım Bayezid de diyor ki o zaman Somuncu Baba ile görüşün, cuma hutbemizi o versin. Somuncu Baba Allah rahmet eylesin. Evet. Gerçekten Osmanlı'nın kuruluş evresinde büyük mutasavvıftır. Evet. Onun evladı Yusuf Hakiki Baba da 11 farklı eser yapmıştır. Evet. Çok büyük bir şairdir. Biz ona ikinci Yunus Emre deriz. Doğru. Yusuf Hakiki Baba da Somuncu Baba'nın bu hatırasını devam ettirmiştir. Hacı Bayram Veli Akşemseddin'i yetiştiriyor. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet gibi çağ kapatan, çağ açan bir imparatoru yetiştiriyor. Ve hakikaten
bizim maçımızdan son derece şanlı bir tarihe hepsi yön veriyorlar. Allah çok hepsini. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Aksaray'a gelip de gerdan kebabı yemeden geçmek olmaz. Şimdi hem yapılışını göreceğiz hem de tadına bakacağız. Usta. Efendim. Bu Aksaray'ın meşhur gerdan kebabı burada mı yapılıyor? Evet kardeşlerim. Bir görelim bakalım. Burada şimdi ne yapıyor bu gerdanlardan? Bu gerdan koyundan çıkıyor. Bu gerdanı biz ilk önce kızartıyoruz. Tamam. Sonra yağda pişiriyoruz. Tamam. Bunun 3-4 saat bir pişme süresi var. Tamam, bu gerdan niye bu kadar lezzetli oluyor? Senin fırınından mı? Senin elinden mi? Kestiğin İstanbul koyundan elinde. Mı? He? Ustam yani hepsi beraber mi? Aksaray'ın havasından suyundan mı? Bu niye bu kadar lezzetli oluyor? Kendi seyircilerimize bir anlatalım da kendi gelsin seyircilerimizden. Evet, kendi besinizden, kendi kitlesinizde kullanıyorsunuz. Malzemeden. Tamam, peki. Tamam, başlayalım şimdi o zaman, gösterin. Tamam. Neler yapacağız şimdi? Diyoruz. Gerdanı şimdi diziyoruz. Evet, diziyoruz. Kızarması bunun için. Bunun bir usulü var mı yani? Öyle var. Bir normal, yo, normal bütün değil. Boşlukları dolduruyorsun. Evet, normal değil. Tabii. Bunu iki taraflı pişirmemiz lazım, kızartmamız lazım. Daha güzel kızarması için. Daha güzel ürün elde etmek için. İlk önce bu yüzünü kızartıyoruz. Bunları almıyor musun? Yok, onlar durabilir. Kalsın mı? Peki. Fırına veriyoruz gerdanı. Evet, fırına veriyoruz. Şöyle yakın çekim alabilirler. Evet, şöyle. Yakın çekim buradan gönderiyoruz. Gönder. Çekiyorlar. Tamam. Ne kadar duracak fırında? 15-20 dakika içinde. 15-20 dakika içinde bitiyor. Aynen. Tamam. Bir çevireceğiz. Ondan sonra, tekrardan peki. Diğer yüzünü şimdi, kızartacağız. Tamam. Temin koyduğumuz yağ bizim burada olmazsa olmazı değil mi? Etin evet. Üstüne evet. Piştikten sonra bir yağ atıyoruz. Ondan evet. Sonra tekrar fırına veriyoruz ve ondan sonra afiyetle yiyoruz. Aynen. O yağ ne yağı? Yani et kuyruk yağı. Et yağı. Evet. Aynen. Yani kuyruktan kuyruk yağı da var evet, içinde, içinde ve diğer yağlardan et oluşuyor. Karışık şekilde. Karışık. Çok güzel bir şekilde. Onun içinde kaynayarak pişiriyoruz. Anladım. Tamam. Peki bu fırın kaç derecelik bir ısı yapıyor? Şu yaklaşık 280-300 derece. 280-300 derecede aynen. Böyle bekliyoruz. Evet. Ondan sonra burada hem gerdan kebabı yapılıyor, yer kebaplar yapılıyor. Burada etli ekmek yapılıyor, lahmacun yapılıyor, her şey var. Aynen. Her türlü kebap yapıyorsunuz. Evet. Adana kebap da yapıyorsunuz. Tandır kebabı yapıyorum. Tandır da yapıyorsunuz. Harika. Harika bir Aksaray mutfağı var. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Cuma Usta. Buraları sen idare ediyorsun. Bütün her şeyi sen hazırlıyorsun, hazırlatıyorsun. Sahibisin. Şimdi tabii değerli izleyiciler bu çok güzel görünüyordu ama ben şurada dayanamadım. Bir parçayı götürdüm. Şimdi bu parçayı da götüreceğim izninizle. Burası iki eksik olacak. Bu etli ekmek nasıl bu kadar ince oluyor? Etli ekmek hamurunun yoruluşundan ve bu etli ekmeğin özelliği inceliği. Bunda kullandığınız un farklı bir un mu? Evet. Nasıl bir şey kullanıyorsunuz? İki numara un kullanıyoruz. Hı hı. Dinlendiriyoruz. Özellikle hamurun kıvamını bekliyoruz. Tamam. Kıvamını almasını bekliyoruz. Peki şimdi bakalım. Bu gerdan. Evet. Ben bunun yapılışında hazır bulundum. Evet. Gerdan kebabı. İzleyicilerimiz de bunu gördüler. Bunun özelliği nedir? Bu kadar nasıl böyle şahane bir görüntü? Şimdi bakacağım sesine de birazdan. Orada çatal. Baktım, izledim. Tamam var, çatalım var. Var, çatalım var. Tamam. Gerdan şimdi. Kebabı kuzunun boyun kısmından oluyor Sayın evet. Bakan. Pişirimde öncelikle mühürlüyoruz, kızartıyoruz. Hı. Sonra kebap yağı içerisinde ortalama 5-5,5 saat ocağın ateşine göre 5-5,5 saat aralığından pişiriyoruz bunu. Böyle bir tat yok. Evet, sevgili seyirciler gelin Aksaray'da gerdan kebabını beraber yiyelim. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica hakikaten ederim. Ayaklarınıza sağlık. Mükemmel sağ bir mutfağınız var. Afiyet ki burada ürünlerin sadece coğrafi işaretli olanlarından bazılarını gösterdik. Evet. Ben diğerlerinden de bütün özellikle bu gerdan kebabını falan hızla almanızı bekliyorum. İnşallah. Ondan sonra bizi izleyenler de buraya hızla akın akın gelecekler. Bekleriz inşallah. Peki. Buyursunlar gelsinler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Buyurun arkadaşlar. Sevgili seyirciler, sırada bir Anadolu aslanı var. Aksaray Malaklısı. Kangal'a ne kadar hayran kaldıysak, Malaklı da inanılmaz akıllı bir dost.
85 kilo mu? Ne yiyorsun oğlum sen? Şş. Ne yiyorsun lan sen? Ha? Şimdi ben bunu yerim ha. Ben yumuluyorum biliyor musun bunlara? Öyle of. Hamister yanına da oturur ya. Ben öyle oturalım dedim. Mı? Bir de bakalım ha, şöyle basamağa otursan. Arkada sağ. Hasan daha gözüküyor mu arkadaşlar? Gözüküyor. Gölet gözüküyor mu arkadaşlar? Evet. Bu hayvanları fazla ittirip kaktırmayın. Böyle pozlar verdirmeyin. Ulan senin saldırma huyu yok mu? Ben şimdi bunu bir kaçtırtayım üstünüze. Ben kangallıyım, bana sorun olmaz. Evet, doğru diyorsun. Kangalı da biliyoruz. Ne haber? Adı ne? Artist. Artist mi? Artist. Şu da oğlu olur. Oğlum benim filmde bir tek artistliği biz yapıyoruz. Sen de mi çıktın şimdi? İki tane artist. He? Malaklı. Hakikaten dünyadaki mastif türlerinin hepsinin atası. Bunun bilinmesi lazım. Avrupa'daki mastiflerin hepsinin atası bunlar. Ve yüzücü. Kimi zaman da dalgıçtırlar yani. Burada bilmiyorum yapıyorlar mı, dalma becerilerini gösteriliyorlar mı? Hakikaten 80 kilonun üzerinde son derece evcil, çok güzel hayvanlar. Ve bunlar bir tek Aksaray'da, Malaklı'da var. Böyle güzel hayvan. Bu ırk tamamıyla bütün dünyadaki yapılan araştırmalara göre 5500 yıl önce Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen kavimlerin savaş köpeği olarak hazırlanmış. Asurlular bunları kullanmış. Görüyorsunuz kabartmalarda, Asur kabartmalarında, heykellerinde bunlar hep vardır. Anadolu'daki bütün kültürlerde, bütün milletlerin ortak anıtlarında bunlar hep yer alır. Hatta aslan yerini tutan, önde savaşçı olarak giden hayvanlar bunlar. Bu tabi biraz bizimle beraber zamanla uysallaşmış. Değerli izleyiciler, şimdi motorumuzu Hasan Dağı'na doğru çevirdik. İnanılmaz bir manzara bizi bekliyor. Bakalım haftaya Hasan Dağı'nın eteklerinden devam edeceğimiz programımızda sizlere Aksaray'dan neler neler anlatacağız. Şimdilik hoşça kalın.